İyi akşamlar herkese. Ben Canan Bektik. Değişim Yaratmak Programı ile tekrar sizlerleyiz. Bu haftaki konumuz değişim yaratmakla ilgili dünyanın üzerindeki etkiden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz değişimi yaratanlar dünyayı değiştiriyor. Bugün dünyanın üzerindeki etkiyi bir konuşmak istedim. Genel bir bakalım dünyada neler oluyor? Değişimi nasıl yaratacağız bu hafta? Eğer burada yaşamaya devam etmek istiyorsak arkadaşlar, bir şeyler mutlaka değişmeli. Yoksa bu şekilde gitmiyor biliyorsunuz, görüyorsunuz dünyanın içinde bulunduğu durumu, öfke, hiddet, nefret, böyle hepsi coşmuş durumda ve intikam. Millet delirdi yani artık öyle diyebilirim. Eğer biz burada devam etmek istiyorsak bunların değişmesi gerekir. Bugünkü konu başlığım bu. Ya eğer öfkelerimiz, hiddetlerimiz, gazap ve yargılarımız, nefretlerimiz, intikamlarımız sarsıntılara ve dramlara ve ayrımlara olan bu kadar düşkünlüğümüz bu gezegenin üzerinde en güçlü atık, zehirli bir maddeyse, zehirli bir atıksa, zehirli bir şeye doğru gidiyorsak, öldürüyorsa bu dünyamızı. Ve tabii bedenlerimizi de arkadaşlar, eğer biz öfke, hiddet, nefret, kızgınlık, intikam, yargı, sarsıntılar, dramalar, travmalar içindeysek bu bedenimizi nasıl etkiler? Bu diğer insanları nasıl etkiler? Düşünün evde böyle bir kavga kıyamet olduğunu ya da o ev değil de iş yeri ya da sokak her neyse bu kaç kişiyi etkisi altına alır ve bizim içimizde oturttuğumuz öfke, hiddet, kızgınlık, intikam, nefret, yargı, ayrımcılık bu tabii korkuyu da besliyor. Bu atık, zehirli atık bizim bedenlerimize nasıl bir etki yapar? Ve diğer içinde bulunduğumuz o alanımızda olan diğer bedenlere nasıl bir etki yapar? Ve bizim bedenlerimiz yeryüzünden ayrı değil. Lütfen bunu fark edelim artık. Biz birlikteyiz. Bütün bedenler, yeryüzü, evren hep birlikteyiz. O birlik alanındayız ve biz kendi bedenimizde bunu yaptığımızda bilin bakalım diğer bedenlerde ve yeryüzünde neler oluyor? Aynısının tıpkısı. Evet, o yüzden en zehirli atıksa diyorum. Bu kızgınlık, hiddet, öfke, yargı, nefret ve intikam. Peki öyleyse bu zehirli atık eğer seçersek en kolayca değiştirebileceğimiz bir atık olabilir mi? Ama sadece eğer seçersek. Bunu değiştirebilir miyiz? Tabii ki mümkün. Bu bizim seçimimiz. Yapılan sayısız çalışmalar var yani dünyada. Öfke ve yargıları bir bitkiye yönlendirdiğinizde ki bunu suya yaptığı Japon bilim adamı Emoto biliyorsunuz o da vefat etti. Suyun kristalleri değişti. Büzüştü, kötü bir hal aldı. Bunu çiçeklere yaptılar, bitkiye yönlendirdiler ve bitkiyi öldürdüler. Böyle kızgınlık, öfke, hiddet, nefret, intikam duygularıyla, yargıyla bitkiyi öldürüyoruz. Bunu bedenlerimize yaptığımızda sizce ne oluyor? Bedenleri öldürüyoruz. Tabii ki bunu kendi keskin sirke küpüne zarar. Önce kendi bedenimizi, sonra diğer bedenleri. Bu bilgi tahmin ediyorum ki hiç kimse için sürpriz olmadı değil mi? Herkes bunu biliyor. Bitkinin enerji alanını öylesine bir seviyede bozmakta ki bu bitkide varsa bedenlerde de var. Yaşamını sürdürme imkanı bulamıyor, durduruyor bitki. Ve bizim bedenlerde de ne oluyor? Hastalıklar başlıyor. Evet arkadaşlar yani dizlerinize bakın, kalçalarınıza bakın, kalbe bakın, karaciğere bakın. Mutlaka bu atık maddeler orada
zaman içinde bedenleri suistimal ediyor ve bedenler bundan nasibini alıyor, öyle diyeyim. Çünkü bu zehirli bir atık. Peki bizler 7,7 milyar galiba şu anda dünya üzerinde bu kadar insan var ve öfke, hiddet, yargılama, yanlışlık, ayrımcılık, işte intikam, her neyse. Kendi ve diğerlerinin yaşamını fonksiyonel olmanın önde gelen biçimi olarak kullanmayı seçiyor. O zaman ne oluyor? Bu seçimler dünyaya nasıl bir etki yapıyor? Değil mi? Ölümcül bir etki yapıyor. Bunu bilmek çok basit artık yani. Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsak, değişimi yaratanlar dünyayı değiştiriyor diyorsak, eğer biz dünyayı değiştirmek istiyorsak, tabii ki önce kendimizi değiştireceğiz. Dünyanın değişime ihtiyacı yok. Bizim var. Ama biz birbirimizi değil, herkes kendini değiştirmekle ilgili. Ben sadece kendi bedenimden sorumluyum. Ben kendi bakış açılarımı, kendi öfkelerimi, kızgınlıklarımı değiştirebildiğimde dünyada değişiyor ve 350 bin, belki 3,5 milyon insan değişiyor. Bu tür haşin varoluşun modası geçti. Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsak, bu tarz modası geçmiş bir varoluşta olmayı seçmeyelim. Buna güvenmeyi durdurmalıyız. Çünkü biz bunu yaparak bir varoluşta kendimizi kanıtlamaya çalışıyoruz. Eğer ben öfkemi kusarak böyle insanları ezerek bunu yapıyorsam, gücümü ispat etmek, kanıtlamak için yaparım, değil mi? Başka niçin yapabilirim ki bunu? Demek ki ben ne kadar kendimi yok etmişim ki buna ihtiyacım var, ezmeye, güç kullanmaya karşı tarafı. Evet, yani bu bir varoluş biçimi. Modası geçmiş, eski bir enerji. Buna ihtiyacı yok varoluşun. Varoluşun kanıta ihtiyacı yok. Öfkeye ihtiyacı yok, kızgınlığa ihtiyacı yok. Kendini kanıtlamaya ihtiyacı yok daha doğrusu. Peki bu zaman farklı sorular sormaya biz başladıkça bu realitede ve bu gezegende birbirimizle farklı bir fonksiyonel olma yöntemi yaratmış oluruz. Evet, bu temel olarak değiştirme şansına sahip oluruz bunu. Bu realitenin işlevselliği bu temele dayanır. Biz bunu değiştirebiliriz. Öyleyse öfke, hiddet, gazap, nefret, intikam, yargılama, ayrımcılık gibi sarsıntı ve dramları yaratan bu işleyiş biçiminin, bu zehirli atığın panzehiri ne peki? Bir panzehiri olmalı, değil mi? Her bir zehirin panzehiri var. Peki bunun panzehiri ne sizce? Çok kolay söyleyeyim. Bilinç. Bunun panzehiri bilinç. Bilinç ne? Peki burada ne yapacağız biz? Soru, seçim, olasılık ve katkıyı yaratacağız. Yani birlik alanında, bilinçlilik alanında. Ve sizi tanımladığına inandığınız bu ayrımcılık, onu yok etmeye istekli olacağız. Biz çünkü ayrımcılığı yaparak kendimizi inanıyoruz bir ayrıştırmaya. Hiçbir şeyi ayrıştırmaya gerek yok. Hepimiz farklıyız, hepimiz biriciyiz. Bir ayrım söz konusu değil, bir mukayese bile söz konusu değil. Ya eğer bizim o muhteşem gezegenimize şimdiye kadar kabul etmeye istekli olmadığımız ya da olduğumuzdan çok daha fazla bir şekilde bağlantıya geçsek, ne kadar bağlantıdaysak daha fazla bağlantı olalım. Bağlantıda değilsek bağlantı da olalım. O zaman bunu değiştirme gücüne sahip olacağız yeryüzüyle birlikte. Ve biz yeryüzüyle, kendimizle bağlantı kurmadan yeryüzüyle bağlantı kuramayız. Ve hiç kimseyle bir ilişki yaratamayız, bağlantı yaratamayız. Demek ki öfke, kızgınlık, hiddet, nefret, intikam, yargılama, ayrımcılık falan, bütün bu dediğimiz atık maddeler bizim kendimizle ayrıştığımız, kendimizi elimine ettiğimiz, kendimizden uzaklaştığımız durumlarda ortaya çıkıyor.
O halde bunu değiştirmenin günü geldiyse eğer, bu muhteşem gezegenimize şimdiye kadar kabul etmeye gönüllü olmadığımız ya da olduğumuzdan çok daha fazla bir bağlantıya geçebilir miyiz? Bugün o gün olsun mu? Hadi o zaman. O zaman gerçekten kim olduğumuzu öğrenmeye başlamanın günü olsun bugün arkadaşlar, olur mu? Çünkü biz kim olduğumuzu bilmezsek eğer, bu bize ait olmayan atık maddelerle kendimizi kanıtlamaya çalışarak kendimizin kim olduğunun bir kişiliğini yaratıyoruz. Bir imajını yaratıyoruz. Bu gerçek mi? Bu kişilik gerçek mi? Bu imaj gerçek mi? Bu sahte güç gerçek mi? Bu ezen ve aynı zamanda birlikte tuttuğu ezilen de aynı zamanda da kendisi oluyor tabii. Kurban ve kurtarıcının aynı olduğu gibi. Dünya olan bu bütünün parçası olmaya başlamanın zamanı geldi mi? O zaman gerçekten kim olduğumuzu öğrenme vakti geldi. O gün bugün olsun, tamam mı? Hadi o zaman. Ne yapıyoruz? Seçiyoruz. Kendimizi, kim olduğumuzu bilmeyi seçiyoruz ve soru, olasılık, katkı ve seçimden çalışalım. Bilinç yani. O zaman yapacağımız tek şey, bilinci hayatımıza davet edebiliriz. Çünkü bu bütün bu atık maddeler bilinçsizlik ve bilinç karşıtlığı ile ilgili. Bilinçle değil. Ama bilinç her şeyi kapsıyor biliyorsunuz. Bilinç her şeyi kapsıyor. Bilinçsizliği de atık maddeyi de kapsıyor. O yüzden biz bilinci daha fazla seçebilir miyiz? Eğer değişimi yaratmak istiyorsan kendi hayatımızda ve dünyada. Çünkü dünyayla bağlantıda olduğumuzu unutmayalım. Herkesle ve her şeyle, her bir molekülle bağlantıdayız. Bugün onun günü olsun. Bilinci daha fazla seçme günü, tamam mı? O halde kutlama günü. Bundan daha iyi nasıl olur? Bir başka gün yani haftaya pazar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bilinçle kalalım. Daha fazla bilinci nasıl yaratabiliriz? Ona bakalım. Teşekkürler. Burada olduğunuz için.